Doğal alanlarda yetişen çok önemli, özel, ticari değeri olan bir bitkiyi tanıtacağız. Arkadaşlar göl soğanı, bakın çiçek açmış durumda. Bu ilkbaharın ortalarından itibaren bir çiçek açıyor. Daha çok sulak alanlarda, isminden de anlaşılacağı üzere göl gibi birikmiş yerlerde bu bitkiyi görmemiz mümkün. Bu bitkinin çok önemli özellikleri var. Birazdan bahsedeceğiz ve doğadan toplanması da izne tabi, yani toplarken izinli olmanız lazım. Aksi takdirde cezai işlem gerçekleşebilir. Arkadaşlar hemen bir tane sökelim. Göl soğanı ismini toprak altında soğana benzer yapısından alıyor. Bunu söktükten sonra işte soğan kısmı çok önemli özelliklere sahip ve kullanılıyor. Bakın toprak içerisinde birkaç tanesini söktük. Bunu arkadaşlar, bu soğanlar küçük yapıda. Asıl hasat işlemi bunun yazın sonuna doğru yapılıyor. Onu da göstereceğiz. Ancak burada bu bitkinin kısaca tanıtmak için söktük. Geri bunu dikeceğiz ve bu şekilde göl soğanlı doğada tanımış oluyoruz. Bitkinin arkadaşlar yazın hemen tohum kapsülleri oluşuyor ve bu kapsüller sararmaya başladığı andan, tabi çiçekler soluyor, daha sonra tohumu barındıran meyve kapsülleri. Bu kapsüller oluştuktan sonra hasat yapılıyor. Hasat toprak sökülerek, bakın şurada da gördüğünüz gibi tohum kapsülleri sararmaya başlamış ve bunu toprak altından söküp çıkarıyoruz. Şimdi birazdan bakın yumruların, soğanların ne kadar büyük olduğunu göreceğiz ve bu şekilde de değerlendiriliyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, toprağından arındırılıyor ve bitkinin kök boğazından itibaren koparıyoruz. Yaprak kısmı kullanılmıyor. Genellikle bu şekilde kopardıktan sonra üzerinde tohum kapsülleri varsa onu da yine bulunduğu yere, araziye döküyoruz. Yeni bitkiler oluşsun ve neslini devam ettirsin. İşte bizim değerlendireceğimiz ürün soğan kısmı bu. Bu gerçekten arkadaşlar ticari değeri var ve ihraç ürünü, ancak dediğimiz gibi kesinlikle izne tabi, bunu bilmenizi isteriz. Bu şekilde bunlar toplandıktan sonra değerlendiriliyor ve satılıyor. Özellikle Bulgaristan bunun önemli alıcılarından biri ve şimdi anlatacağımız faydalarını o bölgeden itibaren dünyaya yayılmış şekilde kullanılıyor. Arkadaşlar göl soğanının çok önemli faydaları var demiştik. Birincisi, Alzheimer hastalığının tedavisinde bulunan ilaçların yapısında kullanılıyor. Çünkü içerisinde galantamin adı verilen bir alkaloid bulunuyor. Bu da insanlarda sinir sistemini olumlu yönde etkileyen bir özellikte. Galantamin denen madde arkadaşlar beyindeki asetilkolin miktarını arttırarak hafıza ve bilişsel fonksiyonların iyileşmesine yardımcı oluyor. Bu tıbben açıklanmış ve kanıtlanmış bir yapıda. Yine sinir sistemi üzerinde çok önemli etkileri var. Sinir sistemini koruyucu ve bu nedenle sinir hücrelerinin sağlığını olumlu yönde etkileyici bir özelliğe mevcut. Yine göl soğanı antioksidan maddeler bakımından oldukça zengin ve bu amaçla vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korumak için kullanılıyor. Halk arasında da daha çok bu bitki ezilerek lapa haline getirilip cilt hastalıklarının tedavisinde kullanıldığı biliniyor. Genel itibariyle ekstratlar ve tabletler şeklinde daha çok modern tıpta kullanımı yaygın. Halk hekimliğinde çok kullanımı olmamakla birlikte işte bir ihraç ürünü, ticari bir ürün, bu şekilde bunu tanıyabiliriz, göl soğanı.